Ey Hatemül Enbiya, ey sonu gelmez ziya, ey muallim-i Kur'an, ey hazine-i irfan, ey banisi barışın, ey önderi yarışın. Esma-i Nebi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın isimleri. Hayrul Beriyye. Nebi aleyhissalatü vesselam insanların en hayırlısı, hayrul beriyye olduğu gibi Allah'ın yarattıklarının ve peygamberlerin en hayırlısıydı. Bir gün adamın biri Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek "Ey insanların en hayırlısı!" diye seslendi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tevazusundan ve atası Hazreti İbrahim aleyhisselama olan saygısından ötürü olacak ki "Hayır, o İbrahim'di," diye cevap verdi. Evet, o insanların en hayırlısıydı ki bir hadislerinde "Ben Ademoğlunun efendisiyim, bunda övünme yok," buyurmuştur. Esma-i Nebi, El-Müçteba. O aleyhissalatü vesselam insanoğlunun sahip olabileceği maddi ve manevi güzelliklerin tümüne sahip, Rabbi tarafından seçilmiş bir peygamberdi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mahşerde ümmetinden büyük günah işleyenlere şefaat etmesi bu ismi şerifinin bir tecellisidir. Onun bu ismi aynı anlamlara gelen Murtaza, Mustafa ve Muhtar isimlerinden işte bu hasletleriyle ayrılır. Esma-i Nebi, El-Veli. Habib-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik bahçesinin son çiçeği, Allah'ın Habibi, en sevgili kulu, dostu ve velisiydi. Onun alemlerin Rabbine olan yakınlığı, bütün peygamberlerin ve salihlerin üstündeydi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah'ın velisi olma cihetiyle, yaratılmışlar arasında Allah'a en yakın olan kimseydi. Müminlerin velisi olma cihetiyle de onların yardımcısı, maslahatlarının gözeticisi, onların dünya ve ahiret işlerinin idarecisiydi. Müminlerin veli, dost olarak kimi görmeleri gerektiği, Maide suresi 55. ayet-i kerimede şöyle bildirilmiştir. Sizin dostunuz, veliniz ancak Allah ve Resulüdür. Ayrıca bir hadislerinde Nebi aleyhissalatü vesselam "Ben bütün müminlerin velisiyim." buyurmuştur. Esma-i Nebi, El-Afu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın affı çok, müsamahası geniş, bağışlaması sınırsızdı. Kendisine karşı suç işleyenleri affetmek onun güzel adetlerinden biriydi. O ümmetini de affetmeye, bağışlayıcı olmaya davet ederdi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakını inceleyen kişi, onun Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmış olduğunu görecektir. Zira Allah Teala isim ve sıfatlarının tamamını kemal derecede Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın üzerinde yansıtmış ve onu diğer kullarına bir ölçü, bir rehber yapmıştır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendisine kötülük edene kötülükle karşılık vermez, affeder ve intikam almayı asla düşünmezdi. Bu üstün vasıfları dolayısıyladır ki düşmanları tarafından bile takdir edilmiş, sevilmiş, hatta ebedi kurtuluşlarına vesile olmuştur. Denilir ki üç şey cennet ehlinin ahlakıdır. Bu hasletler de ancak kerem sahibi iyi insanlarda bulunur. Kötülük edene iyilik etmek, zulmedeni affetmek, vermeyene, mahrum edene, cimrilik yapana ikram etmek. Esma-i Nebi, El-Muhtar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Resulullah aleyhissalatü vesselamı bütün varlıklar arasından seçip ilahi tecellilerine mazhar kılmış, bütün insanların ve nebilerin iftiharı yapmış, nübüvvet halkasının en büyük ve en son halkasını ona nasip ederek kendisine Habibim demiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu seçkinliğinden dolayıdır ki kendisine seçilmiş manasında muhtar denilmiştir. Onun bu ismi ayrıca en hayırlı anlamına da gelmektedir.
Nitekim bir hadislerinde Nebi aleyhisselatü vesselam bu vasfına atfen şöyle buyurmaktadır. Allah Teala mahlukatı yarattı. Beni de onların en hayırlılarından ve iki fırkanın da Arap ve Acem'in en hayırlısından kıldı. Sonra kabileleri yarattı. Beni de kabilelerin en hayırlısından kıldı. Sonra hayırlı aileleri yarattı. Beni de hayırlı aileden kıldı. Ben şahıs olarak onların en hayırlısı olduğum gibi aile olarak da en hayırlısıyım. Esma-i Nebi Et-Tahir. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam zahiri, batıni, maddi manevi, hasep nesep, hulasa tüm cihetlerden insanoğlunun en temiziydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Tahir ismi zahiri, Mutahhar ismi ise manevi temizliğine işaret eder. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bedeninin nezafetine, kokusunun ve terinin güzelliğine, onun pisliklerden ve de bedeni kusurlardan nezih oluşuna gelince, Allah Celle Celaluhu peygamberini bu hususta kimsede bulunmayan özellikler ve güzelliklerle donatmıştır. Sonra bunları manevi hasletlerle, dinin edepleriyle ve 10 fıtri özellikle tamamlamıştır. Nitekim Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam, din temizlik üzerine kurulmuştur, buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ruhen ve bedenen temizlemiş, onu ayıp ve kusurlardan beri kılmıştır. Onunla hakkı görmeyen kör gözleri, kapalı kalpleri ve sağır kulakları açmıştır. Esma-i Nebi, Seyfül İslam. Seyfül İslam, İslam'ın kılıcı demektir. Sultan-ı Enbiya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun güzide ashabı İlahi Kelimetullah uğruna ve hak yolunda pek çok savaş yapmıştır. Din için cihad etme emri yalnızca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş, ona farz kılınmıştır. Bu haslet kendisinden başka hiçbir peygambere verilmemiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu özelliğinden dolayı kendisine aynı anlama gelen Nebiyyüs Seyf, Sahibü Seyf, Nebiyül Melhame gibi isimler de verilmiştir. Elbette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yeryüzüne barış getirmek, güzel ahlakı yerleştirmek ve insanları ibadete çağırmak için gönderilmiştir. Ancak görevleri sadece bunlar değildir. Cihad etmek, yeryüzünden fitne kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar İslam düşmanlarıyla savaşmak, hakkı üstün tutmak, adaleti tesis etmek, yeryüzünde kötü, çirkin, faydasız ve batıl olanı kaldırmak ve yerine iyi, güzel, faydalı ve hakkı hakim kılmak da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görevleri arasındadır.